MMO dünyasında fırtına öncesi sessizlik yaşanırken yeni ve güzel yapımları dört gözle bekler hale geldik. Mist of Pandaria ve Guild Wars 2'nin yokluğunda Kataklizm'e yeni içerik gelmeyişi ve Old Republic'in beklentileri pek de karşılayamaması herkesi yeni bir alternatife doğru yönlendirdi. Terra, Ubisoft ve Bluehole işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Amerika için de oynanabilir hale geldi. Her MMORPG'de olduğu gibi oyuna ırk ve sınıf seçip karakterinizi yaratarak başlıyorsunuz. Aa bir dakika, taraf seçmeye ne oldu? Terra yapımcıları herkes kardeştir felsefesini benimsemiş olacak ki oyunda birbirine düşman iki büyük taraf mevcut değil. 7 ırk ve 8 sınıf seçeneği var ve her ırk her sınıftan olabiliyor. İlk olarak ırklara bakarsak insanlar, iblis görüntüsüne sahip kastanikler, biraz ogre görüntülü amanlar ve şişman bir panda mı fare mi bilemedik poporiler dikkat çekiyor. Bunların yanında diş perisi gibi gözüken Elin, neredeyse ekrana sığamayan Baraka ve High Elf ırkları da yapımcıların yaratıcılığının göstergesi. Sınıflara geçmeden önce yapımcı firma Bluehold Studios'un yakın dövüşü çok ama çok sevdiğini belirtelim. Zira temelde aynı karakteristiğe sahip bir sınıf sanki 4 farklı sınıf olarak sunulmuş. Nasıl mı? Sınıf seçeneklerindeki ilk 4 karakter aslında bir savaşçı. Warrior sınıfı daha çok kaçma odaklı bir tank olabilirken Lancer sınıfı geleneksel tank olarak karşımıza çıkıyor. Slayer sınıfı daha hafif zırhlar kullanan ve çevik saldırılara sahipken Berserker sınıfı halk tabiriyle rakibe sağlı sollu girişebilen bir ağır abi görevinde. Bunların dışında standart büyücü sınıfı Sorcerer, uzaktan etkili ve menzilli silahlara daha yatkın Archer, grubun diğer elemanlarını iyileştiren standart şifacı Priest ve son olarak biraz daha destek sınıfı rolündeki Mystic var. Tamam, sabredin biraz, oyuna şimdi geçiyoruz. Ama bu kadar detaylı ve göze hoş görünen bir karakter yaratma menüsüne değinmeden edemezdik. Karakterimizin kaş genişliğinden elmacık kemiği derinliğine kadar her türlü detayını düzenledikten sonra nihayet oyunu oynamaya başlıyoruz. Terra'nın hikayesi fazla basit ve arka planda kalıyor. İki tanrının rüyalarında oluşturduğu bu dünyayı ele geçirmeye çalışan yaratıklara karşı savaş veriyoruz. Evet, hikayenin özü bu kadarcık. Eğitim bölümlerinde her sınıfın 20. seviye özelliklerinin yanında bir de bölüm sonu canavarları dövüşünü inceleme fırsatı sunuluyor. Eğitimden sonra da Terra macerası büyük bir hızla başlıyor. Hemen dikkatinizi çekti değil mi? Görseller olağanüstü. Bir MMORPG'de görebileceğiniz neredeyse en iyi grafiklere sahip Terra'da Unreal Engine 3 grafik motoru kullanılmış. Muhteşem atmosferi, çevre ve karakter modellemeleri oyunu pek çok rakibinin hemen önüne geçiriyor. Şehirler arası yolculukta kullandığımız Pegasus havada hızlıca süzülürken birçok defa etrafa ağzınız açık baka kalıyorsunuz. Ayrıca Terra'da ilk bineğinize kısa bir zaman sonra kavuşabiliyorsunuz. Otomatik olarak alınan görev sonunda kendi atınızla oradan oraya dilediğiniz gibi koşturabilirsiniz. Ancak Terra'nın en öne çıkan özelliği şüphesiz yepyeni ve bol eğlenceli dövüş sistemi. Artık düşmanlarınıza tıklayarak hedef almak söz konusu değil. Hedef alma sistemini bir FPS oyunu gibi düşünün. Farenin imleci neredeyse oraya büyü atıyorsunuz. Ayrıca oyun bize birbirleriyle uyumlu büyüleri ardı ardına kullandırıyor. Yani bir zincirleme reaksiyon gibi. Yavaşlattığınız bir düşmana uzaktan daha güçlü bir büyü kullanıp kurduğunuz tuzaktan hemen sonra yakın büyünüzü sadece klavyenin boşluk düğmesine basarak kullanabiliyorsunuz. Bütün bu yeniliklerle birlikte her savaş zevkli hale geliyor. (Gülüyor)
Orion'dan hatırlayacağımız yorucu ama bir o kadar gerçekçi meslek sistemi Terra'ya neredeyse birebir aktarılmış. Etraftan topladığımız materyaller bize hem tecrübe puanı hem de malzeme olarak yarar sağlıyor. Daha sonra bu malzemeleri ustalardan aldığımız görevlerde de kullanarak daha iyi eşyalar yapabilmek için yola koyuluyoruz. Ancak bu çok uzun bir yol. Şimdiden söyleyelim. Mesela MMO piyasasının büyük abisi World of Warcraft'ın getirdiği Glyph sistemi de yine başarılı şekilde oyuna aktarılmış. Her sınıfın kendi eğitmenlerinden öğrendiği büyüleri geliştirebilme ve güçlendirme seçenekleri mevcut. Ayrıca oyunun haritası da WoW'daki Eastern Kingdoms ve Kalimdor'u biraz andırmıyor da değil. Genişliği yeterli olan Terra'nın haritasında bolca görev, maden, çiçek ve tabii ki birçok problem bizleri bekliyor. Ve son olarak yine World of Warcraft'ın getirdiği Looking for Group, yani zindanlar için otomatik olarak grup oluşturan bir sistem de oyunda mevcut. Oyundaki zindan sistemi ise standart bir MMO'dan çok da farklı değil. Ancak bossların modellemeleri ve dövüşleri şüphesiz görsel bir şölen. Terra'da göze batan hatalar yok değil. Özellikle de hikaye, yapımcıların üzerinde çalışmayı unuttuğunu düşündürecek kadar güçsüz. Yine de ufak eksiklerine rağmen muhteşem görsellere ve aksiyon dolu çatışmalara sahip, piyasada var olan mekanikleri daha da geliştirerek oyunculara sunan bir oyun var karşımızda. Anlayacağınız Koreliler yine yapmış yapacaklarını.